RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, haber bültenine dünya ve ülke gündemine dair olaylardan derlenen haber turuyla başlıyoruz. On önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon. Ve toplantı halinde Kandil'deki bunları lider takımını halletti. Very few leaders of the world would have that courage. Sayın seyirciler, seçim çalışmaları kapsamında muhtarlarla buluşma toplantısı düzenlendi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları bir araya gelerek muhtarlar toplantısına birlikte katıldılar. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldılar. AK Parti adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır'la Milliyetçi Hareket Partisi adayı Bekir Aksu'nun birlikte katıldıkları toplantıda muhtarlarla istişare yapıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, özel idare olarak köylere önemli yatırımlarda bulunduklarını ifade etti. Tabii bu muhtarlar toplantısını yapmamızdaki en önemli gaye, dışarıda bunun farklı algıda oluşturulabildiğini gördüğüm için söylemekte zararlı görüyorum. Biz çok kısa bir seçim süreci yaşıyoruz. Ve eskiden 10 yıldır İl Genel Meclis Başkanıyım. Eskiden seçimler uzun sürerdi. Milletvekili adaylarımız ve bizler köylerimizi ziyaret ederiz. Ardından konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, belediye hizmetlerinden bahsederek icraatların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Evet, bugün burada buluşmamızın gayesini Ünal Bey anlattı. 24 Haziran seçimlerini ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Daha sonra birer konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Burhan Çakır, 24 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayarak muhtarlardan destek istedi. Sizleri bozmak için dertlenen kıymetli muhtarlarımız, sizleri en kalbi duygularını selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buraya geldiğimizde yüzlerine fazlasıyla görüştük. Bazıları hatırlamış olabiliriz. Öncelikle herhangi bir art niyetinin olmadığını belirtmek isterim. İnşallah çıkışta diğer muhtarlarımızla da görüşmeyi arzu ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hep birlikte ailece, aile efradınızla birlikte daha nice yıllara sağlıklı bir şekilde yaşamayı kardeşlik içerisinde nasip eylesin diyorum. Toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Bekir Aksun ise seçim sürecinden bahsederek yapılacak seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Malumunuz Türkiye 24 Haziran Pazar günü seçimlere odaklanmış vaziyette Milliyetçi Hareket Partisi ittifakların oluştuğu Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığı için kardeşlik ruhuyla bir arada olabilmek, toplumu aynı noktaya vuruş yapabilmek ve mesajımızı verebilmek için böyle bir toplantıya bizlerin de katılmasını uygun gördükleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Ardından söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Süleyman Karaman, önemli icraatlara imza atıldığını belirterek yatırımlara devam edileceğini vurguladı. İyi ki de ittifak olmuş. MHP'li kardeşlerimde, AK Partili kardeşlerimde, Büyük Birlik kardeşlerimde, diğer kardeşlerimde hep bir
bir arabayız. Ne gidersin Erzincan, ne güzel. Dolayısıyla bu hep birlikleri kullanmamız lazım. Bakın, Türkiye büyümek için ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanlığımızın, Başbakanımızın başkanlığında? Dedi ki biz büyük ülke olmak istiyoruz. Ekonomide ilk ona girmek istiyoruz. Dünyanın bu bölgesinde biz de söz sahibi olmak istiyoruz. Bizi rahat bıraktılar mı? Bırakmadılar. Şer güçler her taraftan sıkıştırmaya başladılar. Onun için etrafımızdaki ülkeleri darmadağın ettiler. Bu ülkelerde sıkıntılar oldukça o ülkelerin vatandaşları Türkiye'ye sığındılar. Geldiler buraya, görüyorsunuz işte Erzincan'da. Bir anda Afganlar, bir anda Suriyeliler, bir anda başka ülkeler, saymayalım hepsini. Hepsine biz bağrımızı açtık, hepsine. Hepsiyle kardeşiz. Biz Türkiye'yiz, büyük ülkeyiz ve hepsine bağrımızı açmak zorundayız. Ama Allah korusun, birbirimize, birliğimize bir halel gelir de Türkiye'de bir sıkıntı olursa gerçekten bizim gidecek yerimiz yok. Öyleyse bir olalım, iyi olalım, dil olalım, hep birlikte Türkiye olalım diyoruz. Toplantıda son olarak konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci seçim süreci hakkında değerlendirmede bulundu. Fakat seçim sonrası her ruhlarımıza muhakkak uğur nedenle söylüyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Ayhan Doğan seçim gezileri kapsamında Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Doğan, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve kendilerine seçmenlerin büyük teveccühü olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Ayhan Doğan, seçim çalışmaları kapsamında Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte ziyarette bulunan Doğan, Cemiyet Başkanı Barış Yalçınkaya ve basın temsilcileriyle görüştü. Ziyarette konuşan milletvekili adayı Doğan, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce'ye ve partimize ciddi bir yaklaşım var. Bizim 24 Haziran'da iktidara geleceğimize inancımız tamdır diye konuştu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili Erzincan'da çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de kamu kurum kuruluşlarını gezdikten sonra Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettik. Sayın Başkanımızla fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Çünkü gazeteciler gerçekten de ilimizde insanlara en doğru haberi ulaştıran arkadaşlarımız. Çok fazla emek harcıyorlar. Belki iktidardaki baskıdan dolayı bütün haberleri yayınlamıyor olabilirler. Ama biz iktidara geldiğimiz gün sizin önünüzdeki tüm engelleri kaldıracağız. Rahat rahat tüm halkımıza doğru haberleri sunma noktasında hiçbir sıkıntınız olmayacak. Ne sosyal medyaya baskı, ne Erzincan'daki gazetelere baskı, ne de Türkiye genelinde var olan düşüncelerinden dolayı yazı yazı bir şeyler atılan gazeteciler olacaktır. Bunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda Erzincan'da seçime 2 gün kaldı, bugünü saymasak 2 gün kaldı. Erzincan'da aldığımız izlenim, gördüğümüz görüntü gerçekten de halkın bir büyük çoğunluğunun, esnafların, çiftçilerimizin, üreticilerimizin değişimden yana bir düşüncelerinin olduğunu net bir biçimde bize ifade ediyorlar. Umarım bu düşünceleri Erzincan için hayırlı olacak. Çünkü gerçekten de ülkede bir tıkanmışlık var. Bu tıkanmışlığı ancak ince bir ayarla herhalde geçeceğiz. Hem Muharrem İnce'ye, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza olan ciddi bir yaklaşım, hem partimize olan sevgi ve saygı konusunda ciddi bir yaklaşım bizi 24 Haziran'da iktidara getireceği olan inancımız tamdır. Tabii şimdi öncelikle parti programlarımız çok önemli. Parti programlarımızda belki biliyorsunuz en önemli önceliklerinden biri aile sigortası. Geldiğimiz zaman önce bunu uygulayacağız. Artı geldiğimiz gün 48 saat içerisinde o aile kaldıracağız. Kaldırdıktan sonra gerçekten de yargının bütün herkese adaletli bir biçimde ulaşmasını sağlayacağız. Mağdur olan insanların bu konuda kendi haklarını arama noktasında tüm olanakları onlara sunmaya çalışacağız. Artı Erzincan'la ilgili düşüncemiz 135 tane Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapmayı planladığımız fabrikalar var. Çünkü Erzincan bildiğiniz gibi sürekli göç veren bir yer. Üretim tamamen tarım ve hayvancılığa dayalı ama tarım ve hayvancılık da hemen hemen Erzincan'da artık yapılamaz noktada. Bunu gezdiğimiz yerlerde gördük. Cazibe sularının çok pahalı, yani sulama kanallarının, tarım arazilerinin sulama sularının çok pahalı olması,
girdilerin çok pahalı olması, yani bunların içerisinde işte gübredir, traktördür, mazottur, diğer şeylerdir. Bunlardan dolayı üretim yapan çiftçilerimiz, insanlarımız artık üretimlerinin kısma noktasına gelmişler ya da durma noktasına gelecekler. Biz bunları şu anda Erzincan'da hepsini görüyoruz. Bizim temel hedefimiz Erzincan'a artık göç veren bir yer değil, milletvekili olarak göç alan bir yer konumuna getirmek için çalışma yapmak. En büyük talepleri ekonomik. Yani en büyük talepleri. Mesela esnafları gezdiğimiz zaman kiraların çok yüksek olması, stopajların çok yüksek olması, artık alışverişin nakit paranın dönmemesinden dolayı yani mağazalarını kapatma noktasına gelmişler. Bu konuda istihdam, yani Erzincan'daki bütün kesimler nakit para sıkıntısı yaşıyorlar diyorlar. Ekonominin düzelmesi, eğer bu ekonomik refah Türkiye'de düzelirse herkese yansıyacaktır. Bizim en önemli şeyimiz ülkede ekonomik refah seviyesini yükseltmek. Eğer bunu yükselttiğimiz takdirde bundan tüm sektörler, tüm kesimler faydalanacaklardır. Erzincan'da şu anda aldığım izlenim, insanlarla yaptığımız görüşmeler, bütün kesimlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzincan'da birinci parti olarak çıkacağına olan güvenim ve inancım tam. Biz birinci parti çıkacağımıza göre diğer partiler düşünsünler burada. AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır il genelindeki seçim gezilerini sürdürüyor. AK Parti adayları Erzincan Belediyesi'ne bağlı bazı birimlerle birçok kurumu ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek istediler. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimleri 2 gün kala milletvekili adaylarının il genelindeki seçim çalışmaları devam ediyor. AK Parti Erzincan Milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve parti yöneticileriyle birlikte Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. Çok kıymetli, özverili çalışan mesai arkadaşlarım. Ziyarette konuşan Başkan Başsoy, yapılacak olan seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Bu milletvekillerimizin, zaten Süleyman Karaman abi çok uzun yıllardan beri Ankara'da bürokrasiyi çok iyi biliyor. Burhan Çakır kardeşimiz de hakeza, bu iki tane milletvekilimizi de arkamıza aldıktan sonra inanın belediye hizmetlerini uçuracağız. Erzincan'ı Türkiye'nin en güzel şehri yapmaya karar verdik ve bu yolda da ilerliyoruz. Sizlerin çok büyük emeğiniz var. Bunu inkar etmeye gerek yok. Özellikle temizlikte çalışan arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım her sabah erkenden kalkıyor. Bütün Erzincan'ın yüzüne dağılıyorlar. Gece gündüz yoktur. Erzincan'ı tertemiz yapıyorsunuz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ardından birer konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, AK Parti iktidarında ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da önemli icraatlara imza atıldığını belirttiler. Aynı zamanda stadyum 150 trilyonluk. Burada gençlerimizin spor yapması için en güzel şartlarda her branşta futbol, karate, boks, her neyse geliyorsa judo, hepsine ayrı ayrı yepyeni salonlar, klimalı, doğalgazlı. Yani aklınıza ne gelirse en konforlu, hiç ücret alınmadan devletin desteğiyle bütün yavrularımız, gençlerimiz orada sporlarını yapacaklar. Uyuşturucudan, alkolden, kötü alışkanlıklardan inşallah uzak duracaklar. Zaten devletlerin en büyük yatırımı da gençliği olacaktır. Çünkü gençlerimize sahip çıkmasak yapılan yatırımlar tahrip edilir. Ben bunları söylerken şunu tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah 24 Haziran'da ben biliyorum ki Erzincan sizlerle bir kez daha tarih yazacaktır. Ve şunu da canı gönülden istiyorum. Allah şahit olsun ki sizlerin daha iyi şartlarda çalışması için çocuklarımızın, gençlerimizin gece gündüz demeden çalışacağız. Bütün halkımızın, herkesin mutlu olmasını canı gönülden istiyoruz. Sendikal hakları da inşallah kavuşuyorsunuz. Yani dolayısıyla da bütün haklarınızı birlikte konuşarak almaya çalışacağız. Önce Erzincan'a geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten burada hoşgörüyü, birlikteliği, kardeşliği daha fazla gördüm. Buna da çok mutlu oldum. Hepinize bu kardeşlikten, hoşgörüden, birlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Birlik olmanın tabii bize faydaları var. Çok faydaları var.
Bu birlik olduğumuz için ülkemiz git gelişecek, büyüyecek, gelişiyor, büyüyor. Birlik olmayan ülkeleri görüyoruz değil mi? Yani her gün görüyorsunuz yani. Afganistan, Suriye, Irak, başka yerler saymayla bitmez. Her biri problemler içerisinde hiç bir şekilde geleceklerini garanti altına alamıyorlar. Geleceklerle ilgili sıkıntılar var. Ne yapıyorlar? Türkiye'ye sığınıyorlar. Türkiye. Türkiye de onlara kucaklarını açıyor. Ama Allah korusun bizim ülkemizde birlikten, beraberlikten taviz verirsek vallahi gidecek yer bulamayız. Onun için birlik olalım, hep birlikte Türkiye olalım diyoruz. Milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ardından Telekom Müdürlüğü ve PTT çalışanlarını ziyaret ettiler. Ülkemize, milletimize hayırlı işler yapacağız. Geçmişte olduğu gibi. Bundan sonra da Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü yere baktırmayacağız. Allah'ın izniyle buradaki seçim çalışmalarında sizlerin desteğiyle bu milletvekili adayları olarak Süleyman Bey ve ben inşallah oraya gittiğimizde sizleri en iyi şekilde temsil edeceğimizden hiç endişe duymayın. 24 Haziran seçimlerini hep ben vuruyorum. Çünkü 24 Haziran seçimleri samimiyetimle söylüyorum. Buradaki ne sizlerin ne de bizlerin meselesi. Bu mesele Türkiye'nin meselesi. Bu mesele bizim çocuklarımızın meselesi, gençlerimizin meselesi. İşte birkaç gün içerisinde zaman zaman billboardlarda şurada burada görmüşsünüzdür. Erzincan'da inşallah yatırımlarımız kesmeden artarak devam edecektir. Yani Cumhurbaşkanımız bizi buraya tesadüfi yollamadı. İşte buradaki Erzincan'a daha çok hizmet alınması için inşallah gecemizi gündüzüne kılacağız. Telekom'un çok değerli çalışan kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Benim Telekom'la ilgili geçmişimi çoğunuz bilirsiniz. Yönetim kurulu olarak epey bir süre Telekom yönetim kurulu olarak çalıştım. Ve gerçekten oralarda belki duymuşsunuzdur, sizlerin haklarını savunmak için çok çaba gösterdik. Telekom'un gelişmesi, haklarınızın savunulması için. Biliyorsun biz başbakanımızla birlikte 40 yıldır beraber çalışıyoruz. Orada birçok projede birlikte oldum. Burayla ilgili olanları söyleyeyim. Yani Aysel, Arya'nın birleşip de AVA olup daha sonra Türk Telekom oluncaya kadar ki bütün devrelerde emeğim var. Yani sizlerde emeğimiz var. İnşallah Telekom'da emeğimiz var. Onun için sizi özel bir ziyarete geldik. Telekom benim için çok önemli bir yeri olan bir kuruluş. Türkiye için de öyle. Hakikaten hepiniz bu toplumun aynası olarak çalışıyorsunuz. Biraz daha farklı bir teknolojiyle çalışıyorsunuz. Onun için yeriniz bizim için de çok önemli. Şimdi değerli arkadaşlarım, Telekom gelişiyor. Siz de gelişiyorsunuz, görüyorsunuz. Her gün bir yeni bir teknoloji, yeni bir sistem. Onu siz sahada öğretiyoruz. Halkımız bunu kullanıyor. Ve biz de bundan gelişmesinden mutlu oluyoruz. Bunu daha da çok geliştirmemiz lazım. Daha da iyi yerli ürünlerle daha da tatlamamız lazım. Onun için de birazcık daha güçlü olarak meclise gidip orada bütün bürokrasiden, devletin yöneten kesimden destek alarak Erzincan'a daha özel şeyler yapmamız lazım. Bunun için buraya geldik. İyi ki de Erzincan'a gelmişim. Gerçekten ben çok mutluyum. Yok yok, imzalamana gerek yok. Hoş geldin. Ha geldik, burada da başlamışlar. Erzincan'ın Üzüm ilçesinde toprak kayması nedeniyle yük treni raydan çıktı. Vinç yardımıyla lokomotif kenara alınarak demir yolu ulaşımı yeniden sağlandı. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazada kapanan demir yolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kars-Mersin seferini yaparken soğuk su mevkisinde toprak kayması nedeniyle kaza yapan buğday ve hurda yüklü sefer sayılı yük treninin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Raydan çıkarak yan yatan ve kısmen hasar gören lokomotifin tren yolundan çekilmesi amacıyla Erzincan, Erzurum ve Sivas'tan ekipler geldi. Ekipler vinç yardımıyla trenin raydan çıkan bölümünü kenara çekti. Toprak kayması nedeniyle oluşan hafriyatı kaldırdı ve hasar gören rayları tamir etti. Olay yerine getirilen başka bir lokomotifte de yük treni Demirkapı Tren İstasyonu'na çekildi. Çalışmaların ardından tren yolu yeniden ulaşıma açıldı. Hasarlı lokomotifin ise aynı tren yolunu kullanan ve Ankara-Kars seferi yapan Doğu Ekspresi treninin geçişi sonrası Malatya'dan gelecek büyük bir vinç yardımıyla bölgeden çekileceği belirtildi. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Ulalar beldesinde 3 metre uzunluğundaki yılan yöre halkını korkuttu. Yılanı yakalamak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı fakat sonuç alamadı. Ulalar beldesi Barış Mahallesi'nde Alaaddin Güldalı'ya ait ahıra yılan girdi. Üç metre uzunluğundaki yılanı gören aile Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Eve gelen ekipler ahırı, samanlı ve bahçeyi didik didik aradı. Yapılan uğraşlar sonuç vermezken yılanı gören İpek Güldalı korku dolu dakikalar yaşadıklarını söyledi. Yılanı gördün yani. Yılanı gördüm. Kafası girdi. İçeri girmişti. Kuyruğu yerdeydi. Aşağıda 10 metre göre hesapla o duvarı. Nerede gördün? Duvarda gördüm be. Burası ne? Ahur mu? He ahur he. Ahura mı girdi? He ahura girdi. Ahura ne kadar girdi. Büyük müydü? 3 metre vardı gördüğümüze göre. Daha içeride ne kadar girdiğini bilmiyorum. Şimdi itfaiye ekipleri arıyor. Bulamazsa ne yapacaksınız? Ne bileyim. Size güvenik biz daha başka. Devlete güvenik daha neye güvenik? Ya korkuyor musunuz? Korkuyor tabii, korkumuzda hiç gidemiyor. Adam hiç korkuyor gidemiyor. Yine iyi kötü ben gideyim suyu açayım. Adam yine vururdu, adam korkmazdı o kadar da, adam cesaret edemedi gire üstüne. Çok büyüktü, anladığı gibi değildi ki ben ne yapayım. Ben zamanla gönlüm sağa bile tutturdum. Korkuyor, her zaman beni iti ahura, sen git istiyor. Gördüğü gibi korktu adam. Tabi lan tahta sıfır, avralarda zaten var. Sevgili seyirciler, Malatya'da elleriyle sokak köpeğine su içiren trafik polisi görüntüsünün ardından aynı olay Erzincan'da yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çeşmenin önünde bekleyen köpeği fark eden trafik polisi, köpeğin susadığını fark ederek küçük bir su kabı buldu ve köpeğe su içirdi. Polis memurunun bu davranışı takdirle karşılandı. Malatya'da elleriyle sokak köpeğine su içiren trafik polisi görüntüsünün ardından aynı olay Erzincan'da yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki çeşmenin önünde bekleyen köpeği fark eden bölgedeki görevli trafik polisi, susadığını fark ederek küçük bir su kabı bularak köpeğe su içirdi. Polis memurunun defalarca su kabını doldurarak köpeğin susuzluğunu gidermesi, halkın takdiriyle karşılandı. Evet, bazı illerden hayvanlara yönelik şiddet haberleri gelirken Erzincan'da bunun tam tersi yaşanıyor. Bir önceki haberimizde köpeğe su içiren polis memuru görüntüsünü ekranlara getirdik. Şimdi de sakat doğan bir kediye sahip çıkan gönüllü haberi var. Erzincan'da arka ayakları tutmayan 30 günlük yavru kedi Erzincan Belediyesi hayvan barınağına bırakıldı. Burada kediyi alan Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk, kedinin bakımını üstlenerek tedavi ettirmeye çalışıyor. Erzincan'da arka ayakları tutmayan 30 günlük yavru kedi Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı'na bırakıldı. Burada kediyi alan Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk, kedinin bakımını üstlenerek kediyi tedavi ettirmeye çalışıyor. Erdoğay Başkanı Güler Öztürk, yavru kediyi özel bir veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan muayenede ayaklarının neden tutmadığını belirlemek için röntgen çekilmesi gerektiği bildirildi.
Duyarlı vatandaşlar tarafından yavru kedi tedavisi yapılmak üzere hava yoluyla İstanbul'da tam teşekküllü bir hayvan hastanesine gönderildi. Veteriner hekim Mahmut Yağcıoğlu kedinin tedavisi hakkında bilgi verdi. Şimdi kedi ilk muayene ettiğimiz zaman, muayene yaptığımızda genel durumunun gayet iyi olduğunu görüyoruz. Yalnız karın bölgesinde bir ödem mevcut. Fakat anomalili bir doğum mevcut bu kedide. Herhangi bir kaza veya kırık, herhangi bir şeyle karşılaşmamış, kazayla karşılaşmamış. Yani doğuştan böyle olduğunu tespit ediyoruz. Tabii tam teşekküllü bir hastanede genel muayenesi yapılıp karnındaki ödem, iç organlarda eğer anomali yoksa iç organlarda ona müdahale edilip onun boşaltılması gerekiyor. Ama şu an genel durumu iyi. Herhangi bir anormallik yok. Kaç günlük ya da kaç aylık ne? Yaklaşık 35-40 gün civarında. 40 günlük. Yavru kedinin arka ayaklarının tutmadığını, bu yüzden yerde sürünerek hareket ettiğini ifade eden Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk, kedinin tedavisi için tam teşekküllü bir hastaneye gönderildiğini söyledi. Şimdi bu barınağa geldi. 3 gün önce barınağa geldi. Köyden geldi. Vatandaşın biri getirdi. Ben de onu orada müdahale olmadığı için, röntgen falan olmadığı için aldım. Bir özel kliniğe getirdim. Özel klinikte mayonezi yapıldı. İdrarını yapamıyordu. İdrar kesesi boşaltıldı. Şu an burada röntgen olmadığı için tam teşekküllü bir hastaneye sevk ediyorum. Uçakla yarın göndereceğim. Gereken mayeneleri yapılacak ve orada yuva bulunacak. Ya da bu sokakta yaşayamaz. Orada onlar yuvalandıracaklar veya kendileri bakacaklar tedavisi olduktan sonra. Biraz daha durumu sıkıntılı. Ama idrar problemi yoksa bu yaşar. Erzincan'da bulunan özel bir kolej tarafından öğrencilerin İngilizceyi daha rahat ve yerinde öğrenmeleri amacıyla İngiltere gezisi düzenlendi. Öğrenciler uluslararası düzeydeki eğitim tekniğinden ileri derecede faydalanacak. Erzincan'da bulunan özel bir kolej, İngilizceyi öğrencilerine yerinde öğretmek için İngiltere gezisi düzenliyor. 15 gün süren geziyle birlikte öğrenciler, yabancı dil eğitimini yerinde tamamlıyorlar. Konu hakkında bilgilendirme yapan müdür yardımcısı Sefa Serdar Sonat, öğrencilerin gönüllülük esasına göre İngiltere'ye gönderileceğini belirtti. Sonat, çağın koşullarına ve ihtiyaçlarına göre programlarını güncellediklerini, daha iyi odaklanma doğrultusunda yoğun emek harcadıklarını söyleyerek, benzer projelerin sıklıkla hayata geçirileceğini ifade etti. Geçen yıllarda yaz tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen Kültürler Arası Etkileşimle Dil Öğreniyorum adlı projeyi hayata geçiriyoruz tekrar. Bu yaz tatilinde de üçüncü kez gerçekleştirilmiş projeyle öğrencilerimizin yaşayan İngilizceyi öğrenmelerini amaçlıyoruz. Gönüllülük esasına göre belirlediğimiz katılımcılarla 3 haftalık bir program yapacağız. Yabancı dilin yaşam içinden canlı örnek ve yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi daha ihtiyacı olduğundan yola çıkarak 3 haftalık öğrencilerimize orada bir program yapacağız. İstanbul Kemahlılar Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 41. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası'nda bu yılın şampiyonu Şahin Tepe Spor oldu. İstanbul'da 24 takımın katılımıyla başlayan maçlar Kemah ilçesindeki final maçlarıyla sona erdi. Gurbetle Sıla'yı birleştiren turnuva sorunsuz tamamlandı. Final oynayacak takımlarımıza başarılar diliyoruz sevgili seyirciler. İstanbul Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 41. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası'nda bu yılın şampiyonu Şahin Tepe Spor oldu. Eşine ender rastlanan bir organizasyonla İstanbul'da 24 takımın katılımıyla başlayan maçlar Kemah ilçesindeki final maçıyla sona erdi. Turnuva hakkında değerlendirme yapan İstanbul Kemahlılar Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Oral, katılan tüm takımlara teşekkür ederek turnuvaların sorunsuz tamamlandığını belirtti. Öncelikle geçmiş Ramazan bayramımızı tüm hemşerilerimizi kutluyorum. Bizler İstanbul'dan 41. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası'nın finalleri için Kemah'ta 22. Kemah Spor Kültür Şenlikleri çerçevesinde final maçlarını oynamak için geldik ve bu sene de kazasız
insanlarımızı eğlendirerek bayramda bütün hemşerilerimizi gurbetten sılaya getirerek, hasret gidererek, finallerimizi yaparak tamamlamış bulunuyoruz. Buraya gelen takımlarımızı, misafirlerimizi de gönderdik. 1978 yılında ilk kıvılcım çakılarak Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası'nın kurulmuştur. O günden bugüne emeği geçen bütün başkanlarımıza, emeği geçen bütün sahada ter döken kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Neden mi? 1978 yılından beri bizim birlik beraberliğimizi, ilimize, ilçemize, köylerimize olan bağlılığımız ve unutmamamız anlamında bu organizasyonlar bizim için çok değerlidir. İçinde futbol var. Futbolla birlikte kültürümüz, eğlencemiz, eğitimimiz ve doğduğumuz topraklara olan vefa borcumuzdan dolayı gelip mezarlarımızı, topraklarımızı ziyaret ediyoruz. Buralara da katma değer sağlıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızın da buralarda bundan sonraki yaşamları boyunca unutmamaları için vesile oluyoruz. Ben bundan dolayı bu organizasyonu çok önemsiyorum. Bu organizasyonun inşallah 41 değil nice 41. 80. yıllara ermesi için bütün bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, gençlerimizin de bu organizasyonlara sahip çıkması, burada yaşayan hemşerilerimizin de bu programlara sahip çıkıp değerlendirip ve buna göre daha katma değer sağlar isek faydalı oluruz diye düşünüyorum. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 39.sü düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerinin 3. gününde Yarasa Kanat adı verilen Wingsuit Exit atlayışları yapıldı. Atlayışlar adeta nefes keserken etkinlikler ilçenin ve Erzincan'ın tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 39.sü düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerinin 3. gününde Wingsuit atlayışları yapıldı. İlçenin Gabani bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte sporcular 600 metre yükseklikte kurulan özel platforma Demir Yol adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata parkurundan tırmandı. Sporcuların tırmanış sonrası gerçekleştirdiği Wingsuit Exit atlayışlarına 11 sporcu katıldı. Bu atlayışlarda aynı anda kendini boşluğa bırakan Fransız ve Amerikalı sporcular havada 1400 metre süzülerek Seyit Ali Parkı'ndaki Türk bayrağını selamlayıp Karasu Nehri kenarında oluşturulan platforma indi. Atlayışları takip eden çok sayıda vatandaş, zaman zaman hızları 200 kilometreyi bulan sporcuları 10 metre üzerlerinden geçerken izledi. Şenlikler için İstanbul'dan Erzincan'a gelen Cumhur Doğan, beklediklerinin çok üstünde bir etkinlik gördüklerini söyledi. İstanbul'dan geldik iki arkadaş. Birincisi beklediğimizin çok üstünde bir etkinlik gördük burada. Aksiyonlar açısından Kemaliye'yi de ilk defa görüyoruz. Kemaliye bize çok güzel izler bıraktı. Hem insan yapısıyla hem de sıcak atmosferiyle. 3 gündür süren şenlikler Karanlık Kanyon'daki Sırat On Fırat bölgesinde bas jump atlayışlarıyla devam edecek. Küçük Leyla maalesef henüz bulunamadı. Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Çocuk her yerde aranıyor. Ağrı'da ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugün tamamlandı. Açılalım, arada mesafe olsun. Jandarma AFAD ekipleri güvenlik korucularıyla Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen iki kadavra ve ceset arama köpeğinin katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek. Ekipler bölgede bulunan tüm alanları arıyor. Yapılan aramalarda çocuğun izine rastlanmadı.
Baba Nihat Aydemir, tüm aramalara rağmen kızının halen bulunamadığını, ancak kendisinin umutlu olduğunu belirtti. Şu anda 6. gün oldu. Zaten buradasınız, askeriye, bütün askeriye ekipler şu anda devam ediyor, aramalar devam ediyor. Şu anda ben çok umutluyum. Bu çocuk kesinlikle dışarıdadır. %1 milyon dışarıdadır. Geleceğine de inanıyorum. Yalnız o götüren adam Allah rızası için Leyla'yı, tamam belki korkuyordur, getirsin başka bir yere bıraksın, Leyla'yı alalım Allah rızası için. O çocuk, ben demin bir yere gittim, onu araştırdım. Çünkü ona, o çocuk mama yiyor, şey yemek veriyor, çocuk yemek yemiyor. Yani o çocuğa süt versin, o çocuğu getirsin, bir yere bıraksınlar, alalım çocuğumuzu Allah rızası için. Evet, şu anda umutluyum. Evet, şu anda çok umutluyum. Zaten bir gün de neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Bekliyorum. Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı. İtfaiye ekipleri bölgede su tahliye çalışması yaptı. Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı. İlçe merkezine bağlı Yazıltaş ve Aktaş mahallelerinde etkili olan sağanak, bazı derelerde taşkına neden oldu. Sel sularının mahalleye girmesiyle birçok ev ve ahır sular altında kaldı. Taşkının hasara yol açtığı bölgede Horasan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri su tahliye çalışması yaptı. Sivas'ta bir kişi okulun bahçesinde ölü olarak bulundu. 23 yaşındaki gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Sivas'ta bir kişi okulun bahçesinde ölü olarak bulundu. Emek Mahallesi'nde Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri adının Birkan Y. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında çakmak gazı tüpü bulunan 23 yaşındaki Birkan Y.'nin cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Sayın seyirciler, Erzincan'da 2011 yılında kurulan ve uzun yıllar amatör futbola önemli katkı sağlayan Fatih Teknik Spor Kulübü yenilenen yönetimiyle faaliyetlerine devam ediyor. Geleceğin futbolcularını yetiştirmek için yola çıkan kulüp yönetimi tarafından cumartesi günü Ülkü Spor Kompleksi'nde futbolcu seçmeleri yapılacak. Seçmelere 10-17 yaş grubu tüm sporcular davet edildi. 2001 yılında Fatih Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin bir araya gelerek kurduğu Fatih Teknik Spor Kulübü yeni yönetimiyle faaliyetlerine devam ederken altyapı çalışmalarına önem veriliyor. Yeni sezon için ciddi hazırlıklar yapan yönetim tarafından bastırılan katalogla kulübün tanıtımı yapılıyor. Geleceğin futbolcularını yetiştirmek için yola çıkan kulüp yönetimi tarafından cumartesi günü Ülkü Spor Tesislerinde futbolcu seçmeleri yapılacak. Kulüp Başkanı Emin Uğur Çelik futbolcu seçimleri hakkında bilgi verdi. Hedefimiz sportmen ve ahlaklı sporcu bireyler kazandırmak suretiyle bu toprağın çocuklarından profesyonel sporcular yetiştiren bir spor kulübü olarak tanınmaktır. İlimizin çocuklarına sporu sevdirmek ve spor yaptırmak, sportmen bireyler olmalarına katkı sağlamaktır. Erzincan'da yapılmayan işlerin ilklerini yapmayı kendimize görev bildik. Ve Erzincan'da profesyonel takım ile bile yapmadığı, ilimizde ve çevre illerde hiçbir amatör takımın yapmadığını yaparak kendi takımımızın ismini taşıyan bir dergi çıkardık. Dergimizde futbolcuların, amatörde ve U19'da oynayan futbolcularımızın bilgileri bulunmakta. Biz bu dergiyi çıkarttığımız zaman şöyle düşündük. Dedik ki biz bütün yaptığımız işlerde profesyonel olarak çalışalım. Bu dergi de aynı şekilde bir profesyonel çalışmanın kaynağı olmuştur. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur atasözü çerçevesinde gençlere ilgi alanlarını oluşturarak spor yapmaları, kötü alışkanlıklarından korunmalarını sağlamak, sağlıklı bir toplumun oluşumunu başlangıç yapmaktır. Fatih Teknik Spor Kulübü yönetimi olarak bizler elimizden gelenin en iyisini yapmak istemekteyiz. Erzincanlı çocukların ve gençlerin belki de ileride ülkemizi ve şehrimizi diğer ülkelerde temsil edecek insanlar olmalarına ufak da olsa
bir katkımız olacaktır. Bu nedenle 23 Haziran Cumartesi günü takımımızın alt yaş gruplarına seçmeler yapılacak olup buradaki seçmeleri Erzincan'ın bütün gençlerini ve ailelerini. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 17.31, Erzurum 10.25, Sivas 13.25, Gümüşhane 13.28, Bayburt 11.26, Giresun 22.28, Elazığ 17.35, Tunceli 18.32, Bingöl 17.34, Malatya 19.33, Yozgat 11.24, Amasya 17.31, Kars 12.25, Van 12.26, Ağrı 9.28 derece. Serbest piyasada dolar alış 4.75, satış 4.76, euro alış 5.48, satış 5.49. 22 ayar altın bilezik alış 176.20, satış 177.70, tam altın alış 1237.98, yarım altın alış 617.06, çeyrek altın alış 309.50'den işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.